Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün artık havaların soğumasıyla birlikte bizde balık sezonu açıldı. Ben de güzel bir tereyağlı tavada çıfra yaptım sizler için. Buyurun yapılışına geçelim. Kolay tarifimizde önce tavaya şöyle bir yemek kaşığı tereyağını koyuyoruz ve onu güzelce eritiyoruz. E, soyduğumuz yıkadığımız patatesleri şöyle yarım santimden daha kalın olacak şekilde bir santim de olabilir. Halka halka doğruyoruz ve bunları güzelce e, tavaya dizeceğiz. Öncelikle işlemimiz patateslerimizi tereyağında kızartmak olacak. E, şunu söyleyeyim bu yemekte balıktan daha çok patatesini seviyoruz. Patatesler hem tereyağının hem balığın bütün aromasını alıyor ve çok lezzetli oluyor. Evet, iyice ısınan tavamıza tereyağı erittikten sonra patatesleri şöyle yan yana gelecek şekilde sıkı sıkı arada hiç boşluk kalmayacak şekilde diziyoruz. Önce patateslerin bir tarafının güzelce kızarmasını bekleyeceğiz. Bu aşamada patateslerinize tuz, karabiber, kekik de dökebilirsiniz. Onlar kızarırken balıklarımızı iki tane çupra kullanacağım ben bugün. Güzelce bir tuzlayalım. Ne kadar tuzlasanız da yerken balık mutlaka tuz ihtiyacı oluyor biliyorsunuz ki. Biz yine de lezzetini iyice alsın diye güzelce içini, dışını tuzluyoruz. Biraz da ben Karabiber ekliyorum. Ee, yine sarımsak falan da ekleyebilirsiniz ama balığın e, bu tadı daha çok hoşumuza gittiği için biz e, fazla baharat eklemiyoruz balığa. Bizim için balık limon ve tuzla yenen bir besin. O şekilde gerçek tadını kaybetmeden yemeyi seviyoruz. Her tarafını güzelce böyle tuz ve karabiberle ovdum. Bakın patateslerim kızardı. Diğer taraflarını çevirdim. Diğer taraflarını çevirdiğimde artık onların diğer tarafının kızarmasını beklemiyorum. Balıkları böyle bütün olarak üzerine koyuyorum. Bazı kafasını kesmiyor ama ben hiç sevmem. Mutlaka kafalarını keserim. O yüzden böyle görsel olarak belki kafaları durunca daha şık durabilir de ben sevmiyorum. Burada da kamera açısı biraz kaymış. Uzakta kalmış kusura bakmayın. Böyle şimdi altını iyice kısıyorum ve bekliyorum. En az bir 10-15 dakika bekleyelim açalım bakalım pişti mi? Patatesler piştikten biraz sonra balıklarımız da pişer. Patatesleri çatalla yoklayın iyice yumuşadığında balığımız pişmiş demektir. Balığınızı da tabii kontrol edebilirsiniz. Böyle mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Dediğim gibi patateslerin lezzetine daha çok bayılacaksınız eminim. Çok pratik güzel bir balık tarifidir. Büyük balıkları alabalık, çipro, levrek bu şekilde deneyebilirsiniz. Efendim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.